Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merakla bekliyorsunuz arkadaşlar. Şubat ayı soruları yayınlandı. Bugün arkadaşlar Şubat ayının örnek sorularını, LGS sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Biliyorum arkadaşlar hepiniz yoğun olarak sınavlara hazırlanıyorsunuz. Belli bir stresiniz var tabii ki. Arkadaşlar kanalımızda diğer derslerin fen, İngilizce, ondan sonra Türkçe, din kültür ve inkılap tarih sorularının çözümlerini de bulabilirsiniz. Matematikleri de şimdi yapıyoruz. Geçmiş aylara yönelik arkadaşlar soru çözümleri de kanalımızda mevcut. Bakabilirsiniz. Gelecek ayların Mart, Nisan, Mayıs aylarında arkadaşlar soruları yayınlandığında kanalımızda çözeceğiz. Bizi takip edersiniz arkadaşlar. Hemen haberdar olursunuz. Bildirimleri açarsanız çözümleri hemen beraber yapmış oluruz. Arkadaşlar soruları genel olarak bakarsak arkadaşlar tabii ki biraz matematik bilginiz olmalı. Bir de ayrıca yorum gücünüz çok güzel, iyi olmalı arkadaşlar burada. Yani soruları arkadaşlar farklı bir bakış açısıyla bakmalısınız. Bunun için de arkadaşlar size tavsiyem bol bol kitap okuyun. Kitap okuyun, mukayese edin. Bu sizin sözcük dağarcığınızı geliştirecek ve ayrıca okuduğunuzu daha hızlı anlamanızı, kavramanızı geliştirecektir. Neyse fazla sözü uzatmadan soruları çözmeye başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. İlk soruya bakacak olursak, bir toplantı salonuna genişliği 60 santim olan koltuklar bir duvar boyunca aralarında 25 santimetre boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. İlk koltuk ile duvar arasındaki boşluk son koltuk ile olmayıp ilk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında 25 santimetre boşluk vardır. Şimdi arkadaşlar iki koltuk arası zaten 25 santimetre. Şurada arkadaşlar son koltukla duvar arasındaki mesafe de yine 25 santimetre. Sonra ne yapılıyormuş bakalım soruya. Bu salona daha çok koltuk yerleştirmek için bir doğru boyunca aralarında 15 santimetre boşluk olacak şekilde yeniden düzenleniyor. Yani yeni durumda arkadaşlar 15 santimetrelik bir boşluk olacakmış. Yine duvarla son koltuk arasındaki mesafe de yine 15 santimetre olacakmış. Buna göre diyor salonda bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleştirilir? Şimdi arkadaşlar burada şöyle düşünelim. Bir koltuk artı boşluk 85 santimetre birinci durumda. İkinci durumda ise koltuk artı boşluk 75 santimetre oluyor. Değil mi? En başta koltuk sayımız n tane olsun. Sonra arkadaşlar koltuk sayısını k tane daha ekleyelim. Yani buna artı k tane daha koltuk eklensin. Birinci durumda artık arkadaşlar bir koltuk artı boşluk 85 tane 85 santimetreydi. O zaman bizim duvarın boyu n çarpı 85 olur. Çünkü n tane koltuk, n tane de boşluğumuz var. 85. Bu bize şuradan şu araya şu duvarın uzunluğunu verecek. Sonra arkadaşlar ikinci durumda koltuk sayımıza k tane daha eklendi. Yani n artı k oldu. 75 ile çarpacağız. Çünkü bir koltuk artı boşluk 75 oldu. Şimdi karşılıklı 5'e bölerseniz şurası 17, şurası 15 oluyor. Yani ne oldu burası? 17n eşittir. Şu 15'i de içeri dağıtın. Yani 15n artı 15k. 15n'i karşıya alırsanız 17n'den 15n'i çıkarırsanız arkadaşlar 2n eşittir 15k bulduk. Bundan sonra zaten işiniz çok daha basit. Şunu bilmeniz gerekiyor oran orantıdan arkadaşlar. Şimdi şu n karşıdaki harfin katsayısının katlarıdır. Yani burası 15, 30, 45 diye sonsuza kadar gider. Peki k ise hemen anlamışsınızdır. 2'nin katları olacak. Yani 2, 4, 6 diye sonsuza kadar gider. En az kaçtır diyor. En az kaç tane artmıştır? 2 tane artmıştır. Çünkü k'yı soruyor bize. K burada artış miktarı. Yani kaç tane koltuk daha eklenmiştir onu arıyoruz. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci soru arkadaşlar nispeten biraz daha basit bir soru. Soruyu okuyalım. A, B, C, D birer gerçek sayı. C ve D sıfırdan büyük ve eşit olabilir. A çarpı C kök içinde çarpı B kök D eşittir. A çarpı B eşit çarpı kök içinde C. Kök içindekileri ayrı çarpabilirsiniz. Burada kök dışındakileri de birbiriyle çarpabilirsiniz demek istiyor. Boyutları x ve y olan dikdörtgenin alanı x çarpı y'dir. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Ahmet ailesinin fotoğraflarını 10 kök 3 ve 20 kök 3 olan dikdörtgen şeklindeki kartonu yapıştırarak aşağıdaki soy ağacı albümü oluşturuyor. Tamam, soy ağacı albümü yapıyormuş Ahmet. Evet, albüme bakarsak herkes gülümsüyor. Çok güzel. Şurada evet, şu ablası biraz gülümsemiyor.
Evet, ne diyor bakalım? Ahmet'in bu kartonu yapıştıracağı tüm fotoğrafların büyüklükleri birbirine eşit ve bir fotoğrafın boyutu 4 kök 2 ve 3 kök 2 santimetredir. Yani arkadaşlar bir fotoğraf 4 kök 2, 4 kök 2 uzunluk, 3 kök 2 de genişlik şeklindeymiş. Ahmet'in fotoğraf yapıştırdığı alan kartonun yüzde kaçıdır? Yapalım. Arkadaşlar bir fotoğrafımız 3 kök 2 çarpı 4 kök 2 alanı bölü büyük kartonun alanı 10 kök 3 çarpı 20 kök 3 ile bulunur. Fakat burada kaç tane fotoğraf var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane fotoğraf var. O zaman fotoğrafların kapladığı alan 10 tane 3 kök 2 çarpı 4 kök 2. Kartonun alanı da 10 kök 3 çarpı 20 kök 3. Şimdi kök 2 ile kök 2 çarparsanız 2 olur biliyorsunuz. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsanız 3 olur. Bunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi buradan arkadaşlar sadeleştirmeleri yaparsak şu 10 bu 10'u yok etsin. Tamam. Bu 3 şuradaki 3'ü yok etti. Kalanları yazıyorum. Yukarıda 2 çarpı 4. Aşağıda sadece 20 kaldı. Ne oldu burası? 8 bölü 20. Yüzde sorduğu için arkadaşlar paydayı 100 yapmam lazım. 5'i kaçla çarparsanız 100 olur biliyorsunuz. 5 ile çarparsanız 100 olur. 5 ile çarptık 8'i 40 bölü 100. Bu da ne demek biliyorsunuzdur artık. Yüzde 40 demek, cevabımız C olacak. Üçüncü soru. Aşağıda bir sinemada bir filmin gün içindeki 4 farklı gösterimine satılan tam ve indirimli bilet sayılarını grafik olarak göstermiş. Evet bakalım. Turuncular tam, maviler indirimli bilet sayısını gösteriyor. Tamam. Evet. Seansları var zaten burada okuyorsunuzdur. 11.30, 15, 18.30 ve 21. Bu sinema salonunda tam biletin ücretine oranı 4 bölü 5. O zaman indirimli 4 liraysa tam bilet 5 lira olacak demektir bu. Tamam. Buna göre bu 4 gösterim için izleyicilerin ödediği toplam ücretin gösterimlere göre dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar tek tek yapalım. 11.30 gösterimi. Tam bilet 50 tane satılmış. 50 çarpı 5, 250. Sonra indirimli bilet yine 50 tane satılmış. 50 çarpı 4, 200. Toplam arkadaşlar burada 450 liralık bilet satılmış. 15 gösterimine bakalım. 44 tane tam, 44 çarpı 5, 220 lira. İndirimli ise 20 tane. 20 çarpı 4, 80 lira. Buradan toplam 300 lira hasılat elde edilmiştir. Şimdi şuna bakalım. 18.30 gösterimine 74 çarpı 5'ten 370 lira ve arkadaşlar 20 çarpı 4'ten 80 lira topladık bu ikisini. Burada da 450 lira hasılat var. Bir kere arkadaşlar 11.30 gösterimiyle 18.30 gösterimin ikisi de 450 çıktığı için birbirine eşit gördüğünüz gibi. Bunların arkadaşlar gösterdiği açılar eşit olmalı. Bir kere ona bakalım önce. Buradan bir belki direkt cevaba gidebiliriz. Şimdi burada A şıkkı olmuyor. 11.30 90 derece, 18.30 80 derece. Bu olmaz. B şıkkına bakarsak 11.30 arkadaşlar şurası 100, şurası 110, burası 90 toplarsak arkadaşlar 300 yapıyor. Buraya 60 derece kalıyor. Burada da eşitlik söz konusu değil. Bu da olmaz. C de olmuyor zaten. 1.80, 1.90. Evet D oluyor. İkisi de 90 dereceye tekabül ediyor. İkisi de 90 dereceyi gösterdiği için birbirine eşit. Cevabımız D. Diğer duruma yani 21 gösteriminin toplam ücretine bakmaya gerek kalmadı. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Dördüncü soruda arkadaşlar Ankara'dan Trabzon'a uçakla gidip dönecek olan Bülent'in istediği tarihlerde uçak seferlerine ait bilet fiyatları aşağıda verilmiştir. Şurası önemli değil zaten. Burasına bakmaya gerek yok. Şuralara. Aşağı bakacağız. Evet, gidişler arkadaşlar saatler önemli değil. 150, 190, 170 ve 150 lira veriyor. Dönüşte arkadaşlar 190, 210, 210 ve 190 liralık biletler varmış. Bülent yukarıda verilen fiyatlara gidiş dönüş uçak bileti alıyor. Buna göre Bülent'in uçak biletlerini alırken ödediği toplam tutar
kaç farklı olası durumu vardır? Şimdi birinci durumda 150 ve 190 seçerse toplayalım arkadaşlar burayı 340 lira verir. 150 ile 250 seçerse ya pardon 210 seçerse 360 lira bilet fiyatı verecek. Sonra bu taraftan bir de 190 var. 190 ile 190'ı eşleştirirsek 380 lira verir. 190 ile 210'u eşleştirirsek 400 lira verir. 170 var bir de sol tarafta. Yani gidiş ücreti. 170 artı 190 bu ne yapıyor arkadaşlar? 360 lira yapıyor. 360 zaten şurada olduğu için bunun arkadaşlar farklı bir durum çıkmadığı için cevabımıza bir etkisi olmayacak. Veya 170 artı 210 ödeyebilir. Buna da bakalım. Bu da 380 lira yapıyor. Bunun da cevabımıza bir etkisi yok. Zaten 380 var. O zaman kaç tane durum var? 1, 2, 3, 4. 4 farklı olası durum söz konusu. Beşinci soruya bakarsak arkadaşlar olasılıkla ilgili bir soru ama zor bir soru değil arkadaşlar. Bir durumun olasılığını biliyorsunuz. İstenen olası durum sayısı böyle tüm durumların sayısı olarak gösterilir. Soruyu okursak 1-7 Mart'ta tarihler arasında Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında bir ilçede ortaöğretim öğrencileri arasında şiir, öykü, resim alanlarında yarışma düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan 90 eserin rastgele seçilen bir eserin şiir olma olasılığı en fazla, şiir en fazla, resim olma olasılığı en azdır. Arkadaşlar soru kökü burada zaten. 90 tane ile falan işimiz olmayacak. En az mı, en çok mu, hangisi ona bakacağız. O zaman şiir en fazla, resim en az, öykü de ortada. Yani ikisi ne çok ne az. Buna göre eserin dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada sadece açılara bakacaksınız. Şiir açısı en büyük olacak, değil mi? Evet. Resim açısı da en küçük olacak. Şimdi burada şiir açısı 60 derece, öykü 160. Bu zaten hiç olmaz. Buna bakalım. 120, 100 daha 220. Toplam 360 derecede bir daire boyunca açı. Bunlar arkadaşlar birbirinden çıkaralım. Pardon, toplama yaptım. Çıkarıyoruz. Burayı çıkarırsak arkadaşlar buradan 0, 4 ve 140 derece buluruz. Şurası 140 derece. Peki burada arkadaşlar resim en az olacaktı. Öykü resimden daha az olduğu için bunu da eledik. Şuna bakalım. Şiir 150, öykü 120. Acaba resim kaç olacak bakalım. 150, 120 daha 270. Bunu 360 dereceden çıkarırsanız arkadaşlar 90 derece bulacaksınız. Resime 90 derece kaldı. Evet. Bu tutarlı bizim şeyimiz için, verilen bilgi için tutarlı olduğu için cevabımız C. Çünkü şiir 150 derece, resim 90 derece. Biri en çok oluyor, biri en az oluyor. Cevabımız arkadaşlar şiir. Şimdi D şıkkı da zaten olmuyor. Ha burada arkadaşlar bir şey de daha dikkat edeceğiz. Toplam arkadaşlar 90 eser vardı. O da önemli. 90 tane eser vardı. Cevabımız C de olmuyor. Neden olduğunu da anlatayım. Şimdi 360 dereceye karşılık 90 tane eser geliyor mu? Geliyor. Acaba diyelim ki X açısına karşı kaç tane gelir? Şimdi bunu sadeleştirirseniz 90'a böl 1, 90'a bölü 4 olur burası. Demek ki arkadaşlar burası 4'ün katı olmalı. Yani aradığımız açı 4'ün katı olmalı. Burada 90 derece 4'ün katı değil. Cevap C olmuyor. 150 derecede olmadığı için olmuyor. Şimdi şurada 260 yapıyor şu ikisinin toplamı. 360'dan 260'ı çıkarırsak 100 derece kalıyor. Öyküye 100 derece kalıyor. Şimdi 100 derece 4'e bölünür. 200 derece de 4'e bölünür. 60 derece de 4'e bölündüğü için birinci şart sağlam. İkinci şart arkadaşlar şiir en büyük açı, resim en küçük açı. Evet iki şart da sağlandığı için cevabımız D olacak burada. Altıncı soruya bakalım arkadaşlar. Yine günlük hayatla ilgili bir problem sorusu. Aşağıda şekilde bir lokantanın her birinin genişliği A santimetre. Evet A olan. Yüksekliği A artı B olan tamam. Eş bölmelerden oluşan kapının görseli verilmiştir. Tamam aşağı inelim soru kısmına bakalım. Bu kapıda sensörler yardımıyla ortadaki iki bölme her iki tarafa da eşit miktarda açılmakta ve açılan bölmelerin bir kısmı diğer bölmenin arkasında kalmaktadır. Kapı tam açıldığında bölmeler arasında kalan bölgenin genişliği 2B olmaktadır. Şurası 2B oluyor. Tamam. Normalde burası kaçtı? Şöyle yaparsak. Burası 2A'ydı. Buna göre kapı tam açıldığında ortadaki bölmelerden birinin diğer bölmenin arkasında kalmayan kısmının alanı
santimetre kare cisminin gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Sorun çözümüne gelirsek arkadaşlar, şimdi tam ortadan şöyle diyelim ki şöyle bir çizgi çizdik. Buradan tam ortadan ikiye ayırdık biz bunu. Şöyle. Şimdi bu taraf normalde şurası A olacak mıydı? A olacaktı. Yeni durumda şurası arkadaşlar şu kısım B kadar oluyor mu? Oluyor. Demek ki arkadaşlar şu küçük kısım A eksi B oluyor mu? Oluyor. Yukarıdan aşağı olan kısımda neydi? A artı B'ydi. Arkasında kalmayan yani şuranın alanını soruyor. Biliyorsunuz arkadaşlar dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardır. Burada A artı B çarpı A eksi B de iki kare farkı olduğu için arkadaşlar A kare eksi B kare olarak çarpanlarına ayrılmış şekli verilmiş. Çarparsanız A kare eksi B kareyi bulursunuz. Bu soruyu arkadaşlar kolaylıkla bu şekilde çözebiliriz. Gelelim diğer soruya. Gelin soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıda eşit uzunlukta iki tane plastik çubuk verilmiştir. Kırmızı çubuğun ucundan 2 cm, şuradan 2 cm kesilip kalan kısım 3 eşit parçaya, şuraya 3 parçaya bölünüyor yazalım. Siyah çubuğun ise ucundan 3 cm, buradan 3 cm kesiliyor. Kalan kısım ise 4 eşit parçaya, şurası da 4 parçaya bölünüyor. Boylar arasında 3 cm fark olan kırmızı ve siyah çubuk parçaları aşağıdaki bir uç uca birleştirilerek çubuklar arasında yedigen şeklinde bir bölge elde ediliyor. Şimdi her bir çubuğun uzunluğuna x santim diyelim, x santim diyelim. Birinciden 2 cm kesmiş, x eksi 2 bölü 3'e bölmüş. İkinci çubuğu da aynı şekilde düşünelim, 3 cm çıkarmış, 4'e bölmüş. Bunların boylar arasındaki fark 3 cm, bunu 3'e eşitleyeceğiz. Buradan x'i elde edebilirsiniz. Elde edelim, şunu 4 ile, şunu 3 ile, bunu da biliyorsunuz 12 ile çarpacağız. Çarptık, 4x eksi 8, eksi 3x artı 9. Neden artı 9? Çünkü eksi ile eksi etkileşime gider, artı 9. 12 kere 3, 36 yazacağız buraya da. Sonra burada x kaldı, artı 1 eşittir 36, x eşittir 35. X'i bulduk, 35. Şimdi kırmızı dardan 2 cm kesmişti. O zaman 35 eksi 2, 33 cm kırmızıdan gelecek. Çünkü şu kırmızıların toplamı arkadaşlar, 3 tane kırmızının toplamı 33. Siyahtan arkadaşlar 3 cm kesmişti. 3'ü çıkardım. 32 cm de oradan geldi. Kırık siyahların, kalan siyahları 3'e birleştiriyor. Çünkü topladık bunları da 65 cm'lik bir yedigenimiz olmuş oldu arkadaşlar. Buna göre elde edilen yedigen çevresi kaç cm'dir? Cevap arkadaşlar D olacak. Yani 65 cm. 8. soruyla devam edelim. 8 okuyalım. Yanda iç içe geçirilmiş, üstü açık 9 tane küpten oluşan bir oyuncak görseli verilmiştir. Bu oyuncaklardaki her bir küpün kenar uzunluğu, içindeki bulunduğu küpün kenar uzunluğundan 1 cm daha kısa ve en büyük küpün kenar uzunluğu en küçük küpün kenar uzunluğunun 2 katıdır. Yani arkadaşlar diyelim ki şunun uzunluğu 2xx ise en üstteki x oluyor çünkü 2 katı. Evet, sonra Doruk babasından aldığı küpleri aşağıdaki gibi üst üste yer dizmiştir. Oluşan şeklin boyu Doruk'un boyuna eşit olduğuna göre Doruk'un boyu kaç lira, kaç santimetredir diyor. Basitçe çözelim. Burası x ise 1, 1 artıracağız. Çünkü hepsi öbüründen 1 fazlaydı. X artı 2, x artı 3, x artı 4, x artı 5. Yazmasanız da olur. Aşağı en alttakini tahmin edebiliyorsanız arkadaşlar yazabilirsiniz. En sonunda x artı 8. Bu buna eşit mi arkadaşlar? Eşit. O zaman 2x eşittir x artı 8. X'i karşıya attık. X'i bulduk, 8. En küçük küpün arkadaşlar bir kenarı 8 cm. O zaman sonraki 9 olacak. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 9 tane oldu mu? Oldu. Doruk boyu arkadaşlar bunların toplamına eşit. Toplayalım. Tek tek toplamanıza gerek yok arkadaşlar. Burada ortanca sayı kaç? 12. Kaç tane var? 9 tane. 9 ile 12'yi çarpın, 108. Demek ki buranın toplamı 108. Bu da farklı bir toplama yöntemi arkadaşlar. Bunu da ben size öğretmiş olayım. Ortanca çarpı kaç tane oldu? Tabi burada arkadaşlar 9 tane olduğu için ortanca var. Çift olursa ortanca olmuyor. Bu yöntem de arkadaşlar mutlaka
ortanca olacak. Ortanca olmasa da yapabilirsiniz. Onu da arkadaşlar aşağı yorum kısmına yazın. Hatırlatın bana. Ben size açıklamasını yaparım. Şimdi zaman kaybetmeyelim. Onun için açıklamıyorum. Çünkü soruların çözümlerini merak ediyorsunuz. 9'a bakalım. Arkadaşlar 9. soru. Bir inşaat firması yeni yaptığı daireleri, taktıracağı mutfak dolapları ve vestiyerler için bir mobilyacının aşağıdaki fiyat teklifini almıştır. Mutfak dolabı için arkadaşlar 500 lira, vestiyer için 450 lira KDV hariç fiyat vermiş. Bu inşaat firması her daire için 11 metrekarelik mutfak dolabı. Şurası 11 metrekare. Şurası da arkadaşlar 10 metrekareymiş. Vestiyer için de her daire için 10 metrekare arkadaşlar mutfak dolap yapılıyormuş. Verilen teklife göre inşaat firmasının yaptıracak tüm mutfak dolapları ve vestiyerler için ödemesi gereken toplam tutar %18 KDV'de vergisi dahil 236 bin liradır. Buna göre inşaat firması kaç tane daire için mutfak ve vestiyer yaptırmak istemektedir? Şimdi arkadaşlar 11 ile arkadaşlar 500'ü çarpalım. Bir daire için mutfak dolabına kaç lira ödenmiş bulalım. 5500 lira ödenmiş. Sonra 10 ile 450'yi çarpalım. Vestiyer için arkadaşlar 4500 lira bu inşaat firması ödemiş. KDV'siz tabii topladık. 10.000 lira her daire için arkadaşlar dolaplara ödenmiş. Artı %18 KDV. 11'in %18'ini bir köşede hesaplarsanız 1800 lira oluyor arkadaşlar. Bunları toplarsanız arkadaşlar 11.800 lira bir daire için ödenen toplam ücret oluyor. Toplam, genel toplam ne kadarmış? 236 bin lira. Bu 236 bini arkadaşlar 118 bine bölersin. Pardon, 11.800 liraya bölerseniz kaç tane daire olduğunu bulursunuz. İki tane sıfırı silelim. Şimdi 236'da 118 iki defa var. 236 yazdım, çıkardım. Değil mi? Burada bir sıfır kaldı. Sıfırda 118 olmadığı için buraya da bir sıfır atıyorum arkadaşlar. Demek ki 20 tane daire varmış. Cevabımız B olacak burada. Bu arkadaşlar nispeten biraz daha basit bir soru. Son soruya bakalım. Biraz uzun. 13 soru arkadaşlar. Biraz uzun bir soru arkadaşlar. Burada ne yapacaksınız? İki sayı doğrusunun sıfır noktasının dik kesişmesiyle koordinat sistemi oluşur biliyorsunuz. Koordinat sisteminde bir noktanın x eksenine çizilen dikme y ekseninin x eksenini A noktasında. Evet, x eksenine dik çizilmiş A noktasında. Y eksenine çizilen dikme y ekseni B noktasında kessin. Tamam. Bu noktanın koordinatlarını AB olarak gösteriyoruz. Biliyorsunuzdur. Koordinat sisteminde A noktasına karşılık gelen sıralı ikili AB ise A noktası şeklinde gösterilir. Tamam. Aşağıda birim kareli zemin üzerinde yerleştirilmiş hedef tahtasına Kaan, Doruk, Eylül ve Ceren birer atış yapıyor. Yaptıkları atışların tahta üzerinde isabet ettiği yerler kırmızı noktayla gösterilmiştir. Tamam. Kaan, Doruk ve Eylül'ün atışları isabet ettiği noktaların koordinatları sırasıyla -2'ye 1, 1'e 0 ve 1'e 2 olduğuna göre Ceren'in atışın isabet ettiği noktanın koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burası başlangıç noktası olsun. Şurası arkadaşlar şöyle biz eksenleri çizelim yine şöyle. Şuradan alayım. Turuncu çizgiyle gösterelim. Buradan buraya da çizelim şöyle. Bu bizim eksenimiz olsun. Şimdi bu eksenleri bulduk. Başlangıç noktamız burası. Hemen yapalım. Şurası 1, 0 olur mu? Olur. 1, 0'ı bulduk. Tamam. Doruk'un atışını. Şurası 1'e arkadaşlar. Şurası da 2 olduğu için. Şurası 1,2 noktası. 1, 2'yi de bulduk. Tamam. Şu noktaya bakalım. Şurası -2. Burası da 1 olduğu için bu noktanın koordinatı da arkadaşlar -2'ye 1. Bu noktanın da koordinatını bulduk. Yani Kaan'ın. Ceren'in atışı arkadaşlar. Şurasının koordinatı -1'e -2 olduğu için. Evet, şunları birleştirirseniz -1'e -2 olacak. Cevabımız arkadaşlar A oluyor burada da. Arkadaşlar yazılı sorularının, pardon yazılı diyorum, dil alışkanlığı tabii düzeltiyorum. Soruların çözümlerini bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Hepiniz umarım güzel puanlar alırsınız sınavlarınızda. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Bizi takip ederseniz arkadaşlar gelecek ayın sorularını da sitemizde, pardon sitemizde diyorum, düzeltiyorum, kanalımızda bulabilirsiniz. Hoşça kalın.